Selam millet, DeDeliOyunlar'la tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Subnautica oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, en son Cyclops'umun birkaç tane daha güncellemesini yaptım. Zaten öğrenmiş olduğumuz şöyle birinci derinlik modülünü yaptım. Önemli bir şey değil ama içine park eden araçları tamir eden modülü yaptım. Pillerini güncelledim. Şuraya yemek ve su doldurdum. Buraya efendim pildi bilmem neydi, bizim üstümüzde olan her şeyi şu işaretleyicileri de yaparak doldurdum. Geliştirme istasyonu kurdum buraya bir tane. Gerçi geliştirme istasyonu önce başka şeylere ihtiyacımız oluyor. Şu ay üssünün içindeki şeye ihtiyacımız oluyor. Upgrade kısmına ama gidip malzemeleri bulsak bile Prawn Suit'imize Vantuz çıktıs diye yapışan kolu bulamayacağız. O yüzden bir kere daha base'e geri dönmemiz gerekecek ama yine de bari materyalleri, nikeli bilmem neyi bulalım dedim. Bu ne be? Yavrum buglanma çocuğum. Çocuğum buglanma evladım. Evet. Şimdi sizlerle birlikte tırsarak da olsa yavrum arkana bak. Arkana bak, bindirirsin vallahi bir yerlere. Bir yerlere bindiriverirsin. Dur. Olmadı. Çok sağa geldik. Şimdi gidip kardeşlerim sizlerle birlikte derinlere dalacağız. Nikel bulacağız. Yalnız bazı kardeşlerimiz önceki Subnautica videolarımızı izlememiş kardeşlerimiz normal olarak Reaper Leviathan nedir dede gösterdiği duruyordu. Ben Reaper Leviathan'ı buldum. Belamı da buldum. Bugün bir şeyler araştırmak için şu Mountain Island'ın yanına gitmiştim. Orada Reaper Leviathan'ı gördüm. Reaper Leviathan da beni gördü. Ondan sonra da sağ olsun motoru kapattım. Daha doğrusu motoru kapatmadım. Durdum. O da durdu. Bana baktı. Ondan sonra ben hafif gideyim deyince sinirlenip bana daldı. Daldığında ne oldu biliyor musunuz? Hemen göstereyim ne olduğunu. Daldığında şu canımızın 1/4 gitti. İkinci kez vurduğunda yarısı gitti. Yani 4 kere vursa Reaper Leviathan Cyclops'umuza veda ediyormuşuz. Bu da beni derin düşüncelere sevk etti. Ve eskisi gibi içinde de değil şöyle. İçinde bir şeyler çıkıyordu. On aracıyı çekip şöyle tamir ediyorduk. Dışında oluşuyor hasar. Size de şuradan gösteriyor dışındaki hasarı. Gerçekten beni düşüncelere sevk etti. Ne yapacağız bilemiyorum. Yani çok fazla Cyclops'umuzla etrafta artistlik yapamayacağız. Maalesef. Bol bol Prawn Suit'le gezmemiz gerekecek. Kardeşlerim işte sonunda 385 metredeyiz. 385 metredeyiz ve karşımızda karaktersiz bir tane elektrikli lambalığı var. Gemimiz devamlı bir şeyler algılayıp sinyal veriyor. Şu anda yakınlık sinyali veriyor sadece anladığım kadarıyla. Evet, yakınlık sinyali veriyor. Buralarda bir mağara oluşumu olduğunu söyledi. Buralarda bir mağara oluşumu varmış. Ha, tipsiz geliyor vallahi. Tipsiz geliyor abi. Dur bakayım, seni kameradan izleyeceğim. Oh, bir tane de su aldık. Suyu mideye indirdik. Aha. Burada mantarlar var. Burada mantarlar var abi. Biraz o mantarlardan toplamak istiyorum. Yalnız sen nereye gittin? Elektrikli yılan. Elektrikli yılan balığı neredesin? Vay arkadaş. Ne diyeyim ki şimdi ben sana? Ben sana ne diyeyim ki? Demirden korkan trene binmez. İneceğiz artık burada. Yapacak bir şey yok. Buradan ineceğiz abi. Arka tarafta kalmış. Biraz şöyle geri geleyim de bari. Biraz geri geleyim. İner inmez. Onu alabilirim böylece. Elektrikli yılan balığı senden bir ricam var. Orada durman. Geminin tam önündesin. Önünde olduğun yerde dur. Ben de şu Kenan'ı elime alayım. Kenan'la birlikte ineyim aşağı. Gerekirse sana Kenan'la ateş ederim. Neredesin? Aha, Kenan'ım gitti. Hah, geldi tekrar Kenan. Sizi alabiliyorum değil mi? Alamaz mıyım be? Oh! Toplayabiliyorsam hepsini alıyorum. New Blueprint Acquired dedi. Bu bana lazım olan şeylerden biriymiş. Doldu diyor. Her şey doldu. Dolduysa abi sen bir de şunu tara. Mükemmel oldu. Bunlar ne? Bir de bunu tara. Sana güvenmiyorum balık. Sana güvenmiyorum. Yeni canlı türü. Bu bir canlı türüymüş. Vay. Gerçekten bir canlı türüymüş o. Tamam. Şu kırmızılardan da alayım biraz, ondan sonra buradan yolumuza devam edelim. Blueprint ne abi? New Blueprint. Oo benzen. Oo kırmızılardan gelenler taradık diye. Bunlar hepsi çıktı. Benzen de çıktı. hidroklorik asit de çıktı. Polimulimilinin de çıktı. Sıvı alın da çıktı. Ben biraz sıvı alayım. Çok güzel. Sıvılarımı aldım abi. Yemek de yemem lazım. Bunlar yenir mi? Yüzsüzlük yapmayayım bence. Şuradan bunları depoya doldurayım. Dip mantarlarını. Seni yiyeyim ben ya. Mezara mı götüreceğim seni? Yiyeyim ben seni. Ondan sonra da ha şu kırmızı şeylerden alacaktım biraz da değil mi? Pardon. Çok affedersiniz. Kırmızı şeylerden alalım biraz. Propulsion Cannon'ımızla birlikte ama. Hala orada onu görebiliyorum. Ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Bu kadar az da olmaz yani. Biraz almak lazım onlardan şimdi buraya gelmişken. Bir şeyler orada patlıyor çatlıyor valla. Disco disco diye. Sen nesin? Uranyum muranyum bir şey dedi ya. Valla uranyumlu muranyumlu bir şeyler dedi ona. Aa orada sucker var bir tane. Sen git. Sucker seni beğenmedim, sen git. Tamam. Daha sonra yine toplarız bunlardan. Bence bu da burada bunlardan bir miktar bulacağız derken vallahi buldum. Ben yine bulmuşken toplayayım. Daha sonra toplarız dedim ama o bunlar da yer tutuyormuş ha. Yosunlar gibiler aynı. Yosunlar gibi fazla yer tutuyormuş. Çok tombullar be. 3 tanesini anca sığdırdım. Aslında Allah şu an için güzel bir yer keşfettim gibi. Bir saniye ben çocuğum niye bu fetişi yapıp duruyorum girçik girçik diye. Hemen şuraya bir tane işaret bırakayım. Şuraya ben bir işaret bırakayım. Biraz önce o zımbırtı benim gemime de çarptı bu arada ha. Sanmayın ki çarpmadı yani. Elektrik şey gemime çarptı. Milimetrik bir hasar verdi. Milimetrik hasardan sonra şey de yapamadı. Dur ya seni de bırakayım ben. Belki radyasyon falan veriyorsundur bana. Milimetrik hasardan sonra gemi kendi kendini tamir etti. Şu azıcık bir hasar verdi. Yani öyle Reaper Leviathan gibi delik melik açmadı gemide. Tam olarak şuraya bırakacağım. Al ne ya? Şunun adını yazabileceğin yerde dursun. Allah sizi kahretmesin ya. Kan Ağacı. Kan Ağacı dedim buna. Süper. Evet. Hala cesur değilim. Maalesef. Tırsıyorum ve bir an önce şu karanlıklardan kurtulmak istiyorum. Şimdi kardeşlerim biraz buralarda gezinip Lost River'ın girişini bulmamız lazım. Buralardan bir yerden Lost River'a giriş olması lazım. Bunun için tabi Allah sessiz mod değil. Kameramızı açık tutup kameramızla birlikte gitsek iyi olacak bunu yapmak için. Şunlara çarpıyor muyum? Neyse onlara çarpmıyorum. En azından bu konuda bir avantajımız var. Ya geri kamerası nedir abi? Üst kamerası nedir? Niye bu kameraların hiçbir tanesi adam gibi ışık vermiyor bana? Allah. Meçhule doğru gidiyor ya. Derinlere doğru gidiyor. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel bir tane de Warper bulduk. Şu anda Silent moda aldım denizaltıyı. Kızmazsan. Bana kızmazsan çok memnun olurum. Bu daracık yerlerden Lost River'a bir giriş bulmaya çalışıyorum. Kuyruğumu vurmadan herhangi bir şekilde herhangi bir yere çarpmadan işte elektrikli bölgesel travmalar yakınlarda yoğun taşlaşmış kalıntılar içeren bir biyoma açılan bir geçiş noktası olduğunu gösteriyor. Ben de işte orayı arıyorum. O biyoma açılan yeri arıyorum ama bu ne be? Aha. Orada bir garip bir şey daha gördüm. Oo, Bir tane de batığın parçasını buldum. Oo! Yaratık saldırısı. Yaratık saldırısı. Hasar gördük. Hasar iyileşiyor. Peki. Şunu kullanalım. Ben yine sessiz moddan çıkayım. Sessiz mod 7 bitirdi pili ya. Yemin ediyorum pili 7 bitirdi sessiz mod. Şöyle biraz ilerleyeyim. Biraz daha yakınlaşarak belki. Bir de üst kameraya geçeyim. Bir yerlere bindirmiyoruz değil mi? Vallahi bir yerlere bindirecek gibi gidiyorum sanki. Creature atak, creature atak deyip durma ya. Olmasın creature atak. Nerede o yer? Yo, altımda yeşil bir yer var sadece. Oo, adam şey yaptı yalnız, bizi hedef tahtasına çevirdi. Ciddi bir hasar verebiliyor mu? Neyse ki ciddi bir hasar veremiyor. Ama dönüp dolaşıp saldırıyor sağ olsun. Şöyle bir ilerleyeyim bakayım ya. Bir şeyler gördüm oralarda. Wow. Çok değişik şeyler görüyorum gerçekten. Şu nasıl bir bitki ya? Onu da sanki ilk defa görüyorum ha. Ha, ben bir mağaraya doğru girmişim zaten. Oo, bir tane Reaper kayarak aşağı gitti. Nereye gitti bilmiyorum ama kayarak... Ha, hiçbir yere gitmemiş. Kayarak orada duruyormuş Reaper. Reaper burnumun dibinde benden kıllanmıyor değil mi? Abi ben çok zor bir şey yapmaya çalışıyorum burada ya. Gerçekten imkansız bir şey yapmaya çalışıyorum. Aha, bir creature atak daha yedik. Vay arkadaş. Resmen aksiyon filmi gibi oldu ya. Şuradan... Ya niye bu kadar zifir karanlık abicim burası ya? Hiçbir şey görmüyorum ya. Hiçbir şey görmüyorum, iyi mi? Nereye doğru iniyorum acaba şu anda? Bir yerlere doğru iniyorum ama. Bir yol buldum ama. Bir yol buldum ama hiç hayra alamet değil bu yol. Neyse, yapacak bir şey yok artık. Buradan devam edeceğim. Gördüğünüz gibi şu dev örümceğimsi şeyin olduğu yere geldik. Yapma çocuğum, bindirme. Bindirme evladım. Yaratık saldırısı mükemmel. Bu sefer de saldırdı. Bu örümcek saldırdı bize. Efsane. O örümceğin bana ne kadar hasar vurduğunu görmek için beklemek istemiyorum burada. Örümceğin vurduğu hasarı beklemeyeceğim. Şuradan şöyle bir dönmeyi deniyorum. Dönebiliyor muyum? Lütfen dön. Hadi dön. Süpersin. Süpersin abi. Bak hala saldırıyor diyeceğim. Bana saldırmıyormuş. Tamam. Abi bu creature ne hale getirdi beni, hiç bakmadım bile ha. Belki de bu ciddi hasar verdi. Yok ya, gıdıklamış sadece. Bu vallahi gıdıklamış. O zaman şuradan bir daha şu kameradan bir kontrol edelim bakalım. Bizi gıdıklamaya çalışıyor mu hala? Yok, artık bizden uzaklaşıyor. Bizi gıdıklamaya çalışmıyor. Peki. Burada ne var? Abi dev bir yaratık kafası var burada. İnanılmaz. O örümcek olmasa gidip inceleyeceğim ama şu anda maalesef yemiyor. İyisi mi ben şöyle bir devam edeyim bakayım. Diğer canlıları arkamda bırakarak ilerlemeye başlayayım. Ne görüyorum ben orada? yüzey taramaları bu biyomun beklenmedik şekilde yüksek yoğunlukta canlı bulundurduğunu söylüyor. Abi, Ghost Leviathan mı o? Silent mod abi. Silent mod abi. Ghost Leviathan bulduk ya, böyle bir şey olabilir mi? Ben o Ghost Leviathan'ın yanına bununla gitsem şimdi benim ağzım burnumu kırmayacak mı? Kıracak. Nasıl geçeceğim ben oradan, pardon? Bak çığlık attı. Çığlık attı, sinirlendi. Bir de bunlar daha tam yetişkin değiller ha. Sevimli. Sakın bize saldırma. Şöyle geleceğim kibarca, şunu şuraya bırakacağım. Başka bir amacım yok. Şuraya. Lost River. Peki, şimdi şöyle bir şey denesem, madem durum bundan ibaret, sen burada bir dursan, ben Prawn Suit'le bir gitmeye çalışsam. Tam yeri ha. Dur, ne yapıyorsun? Neyin içine batıyorsun? Korkutma beni. Denizin içinde deniz var abi. Ha, o yüzden bunun adı River, çok mantıklı. Acaba bana kızar mısın ya? Beni görür duyar mısın ya da, merak ediyorum. Şu yan taraftan gitmek istiyorum ben ya. Vay arkadaş, görürmüş. Görürmüş beni. Hasar vurdu mu? Vurdu pislik. Ve yürüyemiyorum oyun, ondan sıkıştım. Lütfen beni rahat bırakır mısın? Adi ya. Döndün mü evine? Görmüyorum ki seni. Evine dönmemiş. Bir daha geliyor. Gel de ağzını burnunu kırayım senin. Gel de ağzını burnunu kırayım senin. Ne ağzını burnunu kırması ya. Canımı kurtarmak istiyorum ben bir an önce. Kaç 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 kaç. Abine git. Lütfen abim beni kabul eder misin? Dede yapma böyle şeyler. Kırmanço galiba Cyclops'u duymuyor ha. Şans eseri dokunursa dokunacak yani sadece. Yo, gayet de fark etti. Oh, mis gibi de çarptı Cyclops'a. Oho, gayet de ciddi bir hasar verdi. Hemen şuradan sessiz mod diyoruz. Sessiz mod diyoruz. Cyclops'u sessiz modda sessiz sessiz geri çekiyoruz. Güzel de hasar verdi. Tebrik ediyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Gerçekten güzel hasar verdi Cyclops'a. Evet. Şimdi kardeşlerim, size göstereceğim diğer şey de şu. Şuradan hemen sessiz modu kapatıyorum. Çok enerji harcıyor çünkü. Ondan sonra tamir aracımı alıyorum. Önce bakıyorum hasarım nerede. Kuyruk sağ tarafta mı? Yani sağ gibi, alt gibi, orta gibi bir yerlerden vurmuş sağ olsun. Hemen şöyle gidelim. Nerede hasar? Hasar şurada. Hasarı iyileştirdik, tamam. Terbiyesiz ya. O ne be? O ne? Bana ne çarptı öyle? Tren mi çarptı bana? Herif hala buradaymış ya. Bu sefer geminin içinde değilim diye gemiye hedef almadı. Beni hedef aldı. Şey, geminin dışındayım diye. Karaktersiz seni. Gidiyorum. Vay arkadaş, herif geldi bize kafa attı ya. Neredeyse öldürecekti adam, tek atacaktı bana. Bu nedir abi? Amipsi. Alabiliyor muyum? Alamıyorum. Bıçaklayabiliyor muyum? Bıçakladım. Ne elde ettim? Bıçaklayınca hiçbir şey. Cık. Olmadı. Hiçbir şey elde edemedim. Kardeşlerim, bildiğiniz çıkmaza girdik. Lost River'ın girişini bulduk ama bir önceki seride dediğim gibi izleyen kardeşlerimiz hatırlar. Garip bir şeyini bulduk. Garip bir girişini bulduk Lost River'ın. O adamların yanına çıktık. Oraya çıkmak değildi benim isteğim. Oraya çıkınca biraz sakat oldu. Önceden orada öyle bir şey yoktu yalnız bu arada. Önceden tamamen farklı bir şeyler vardı orada. Peki. Şuraya doğru belki bir gidiş vardır. Hemen ben buraya çıktım ama belki şuraya doğru bir gidiş vardır. Hiçbir fikrim yok. Şu dev örümcek hala burada mı? Evet, burada. Tipikus. Tipsiz örümcek burada. Hemen de gemiye saldıracak şimdi. Hissediyorum. Evet. Yaratık saldırısı. Seni var ya, Allah kahretmesin ya. Şurası bir şey mi ya? Ana! Orası gerçekten bir şey. Orası bir ney? Bilemiyorum ama bir şey orası. Dur bakayım, dur. Yaratık saldırısı maratık saldırısı yok. Olduğu gibi kapattı. Aracı kapattı. Ha tamam, bir daha geldi şey. Motorları kapattım. Belki ilgisini kaybeder diye. Bakıyorum ilgisini kaybetti mi? Vallahi ikinci sortiyi atmazsa dönüp iyi. Neyse kardeşlerim, yapacak bir şey yok. Buradan er ya da geç çıkacağız. Şöyle bir gelelim. Biraz yemek yiyelim. Şuradan bir tane mor zımbırtı alayım. O kapıyı açmak için. Canımızı dolduralım. Evet. Kendimiz elimizde. Nerede abi bu? Burada. Peki. Tableti yerleştir ne ya? Turuncu tablet istiyor bu. Hayır. Turuncu tableti yerleştirmemi istiyor. Burası turuncu tabletle geleceğimiz yer. Peki. Turuncu bir tablet istiyor. Dur bakayım ya. Belki bunu zorla ittirebiliriz ona. Yok, ittiremiyormuşuz ya. Vallahi ittiremiyormuşuz. Bu beni ziyadesiyle üzdü. Sen nesin hacım? Nikel cevheri. Oo. Nikel cevherini de bulduk. Nikel cevheri. Örümcek baba, buralarda değilsin değil mi? Değilmiş. Daha fazla nikel cevheri varsa mükemmel olur. Abi galiba benim robotun kolları yapacağız ha. Bütün eksik olan materyalleri bulduk. Robotun kollarını yapmamız için hiçbir engel kalmadı. Tek korktuğum şey biraz daha belki buralarda dolaşmam lazım işler bulmak için ama tırsıyorum. Birdenbire bir şey çıkacak bizi yiyecek diye. Başka nikel var mıdır ya burada? Yalnız benim yüzmem sanki çok daha güvenli şeyden. Cyclops'un yüzmesinden. Bana kimsenin saldırdığı yok. Ben kafama göre rahat rahat takılabiliyorum. Babacım bu kro sana zarar veremedi değil mi? Sen oradan tek parça kurtuldun değil mi? Aslanlar gibi. Tamamen gösteri bununki ya. Vallahi gösteri. Başka bir şey değil. Kardeşlerim. Teslim olmak yok. Teslim olmak yok. İnat ettim. Buranın arka tarafına geçmem lazım. Lost River'ın asıl iş yapacak olan yerleri buranın arka tarafında. Ve karşımda bir tane Ghost Leviathan var diye ben teslim olamam. Pillerimi değiştireceğim. Gemimin şarjını fullleyeceğim. Silent modda o yaratığın yanından yürüyüp gideceğiz. İnat ettim. Bunu başarabileceğimize inanıyorum. Canı gönülden inanıyorum. Oldu mu? Şöyle şunları da bıraktım. Arka tarafta ne olduğunu bilmemiz lazım ya. Bu iş başka türlü olmaz. %98. Ver abi silent modu. En alttayız. Senin üzerinde korkarak da olsa bir deneme yapmak zorunda kalacağım bu durumda. Evet. Ha gayret. Galiba oldu. Olmadı. Vallahi olmadı. Bayağı da olmadı yani. Benim kapımın da yanında kaldı sağ olsun. Şöyle bir geleyim ben. Bana doğru gelirse burada dondururum onu. Evet. Şimdi oldu. Şimdi oldu bence. Hatta garantiye almak için bir tane daha yapıştıracağım ona. Şöyle tam onun bitmesine yakın. Hayır! Seni Allah kahretmesin. İkinciyi atınca birinci de aktif oluyormuş ya. Sen gel şöyle gel. Gel bir şöyle. Sana ben bir 5 diyeyim. Şimdi seninle kozlarımızı paylaşacağız. Şşt, buradayım lan. Nereye gidiyorsun? Ha. İşte bu. Acele yavrum acele. Acele, çok acelem var. Çok acelem var. Sessiz modu da açtım. Kabus bir manzara görmekten korkuyorum. Peşimden gelen... Wow. Bunu bir şekilde başardığımıza inanamıyorum. Demek ki mağaranın o ağzını koruyormuş sadece. Adam sadece mağaranın o ağzını koruyormuş. Burada başka neler var? Oo, bin bir türlü tip var daha ya. Yeminle bin bir türlü tip var burada. Şurada bir yerlere bindirmeyelim de. Çok çirkin yaratıklar var. Şuradan daha ne kadar aşağı gidiyoruz acaba? Galiba bu bizim daha önce cevabını aradığımız soru. Lav biyomu nerede? Aha. Yine alienvari bir şeyler var burada. Yine bir tane yaratık kafası var. Aman tanrım. Yoksa orası... Yoksa orası benim aradığım yer mi? Bu uzaylı yapısı deniz tabanına batmış gibi görünüyor. Ve işte o da benim aradığım şey. Mükemmel. Warper. Şuralarda Warper yok. Warper şu anda yok. Hani bir saniye sonra çıkabiliyor. O yüzden... Hah. Warper yok demişken... İşte Warper orada. Evet. İçeri doğru yağdırmaktan başka şansım yok. Bu ne? Ion küpü. Sağda solda Warper görürsem çığlık atarak kaçarım ha. Çok fazla güçlendirilmiş görünüşe göre hede kardeşlerim, yazıları siz okuyun. Benim o kadar acelem var ki şu anda yazı okuyacak vaktim yok. Şuraya geleyim, hemen mor tableti yerleştireyim. Ayıp ediyorsun. Senin için mor tablet getirdim yanımda. Biliyordum böyle olacağını. Biliyordum. Açıl. Ne geldi? Veri terminali. Örnek araştırma verisini indirdim buradan. Peki. Etrafta tarayabileceğim bir şey var mı? Tarayabileceğim bir şey yok. O zaman dümdüz devam edeceğim. Şöyle devam edeceğim aşağılara doğru. Şurada ne var? Burası dışarısı falan değil, değil mi? Hayır, dışarısı değil. Gayet güzel. Hala tesisin içindeyiz. Yavrum, bana kabarcık çıkarma. Seninle bu seferlik kabarcık çıkarmadan anlaşalım, konuşalım biraz. İçeride Warper falan bir şey çıkacak karşıma diye çok korkuyorum. Bunlar ne? Ana, iskeletler, bir şeyler. Hepsini tarayabiliyorum ha. Göğüs kafesi. Bu bütün dataları okuyacağız. Bütün dataları okuyacağız ama zamanı gelince. Her şeyi tarayabiliyorum abi. Oksijenim de güzel bitiyor. Şekil bitiyor oksijenim yani. Şurada devasa bir oda buldum. Önce hemen şu veri şeyini de bir indirelim. O bir Warper mı? Bilmiyorum ki. Sen nesin böyle ya? Dev gibi bir şey var burada. Oksijen. Gözüm oksijende bir yandan. Ana, Warper. Oksijenim bitmeden buradaki her şeyi tarayıp çıkmam lazım ya. Bir git gel daha yapmak istemiyorum buraya. Sen nesin abi? Sıçrayıcı. Self scan strongly advised diyor. Öz taramam tamamlandı. Cildinize ve solunum sisteminize yayılmış. Oh ne güzel. Daha ne isterim ki? Ne oluyorum? Ha? 10 numara şaheser oluyorum. Mükemmel. Vücudumdan bunu nötralize etmem lazım artık. Artık bir de bunu nötralize etme derdimiz var. Çok güzel değil mi? Boğulacak mıyım acaba? Galiba boğulmayacağım. Emin değilim. Koş 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 koş. Oo, denizaltıya hoş geldin kaptan. Kaptan adamsın. Adamsın kaptan. Her yerde bir sürü bir şey çıktı. Sağım solum warperlar bir şeyler. Şimdi biraz dersimize çalışalım. Bakteriyel tarama, biyolojik kalıntılar, bilmem ne. 54. gün kardeşlerim, görüyorsunuz yani kaç video çektiğim, kaçıncı videodayız ama kaç gün geçirmişim buradan görüyorsunuz. Materyal toplamalar, bilmem neler derken. İleri kuramlar. 45-46B'deki vatoz türleri. Kardeşlerim burada bu yazıyı siz okuyabilirsiniz. Bakteri enfeksiyon raporu. Ah işte bu. Daha önceden karşılaştırılmamış suçlu bir bakteri size bulaşmış durumda. Karşılaşılmamış. Şu anda kanınızda çoğalmaktadır. Öngörülen kuluçka süresi 2 hafta. Oh ne güzel. Bağışıklık sisteminiz şu an enfeksiyonla savaşıyor ama yetersiz görünüyor. Şu an grip benzeri belirtiler yaşıyor olabilirsiniz. Bakteri kazanmaya başladığında belirtiler şiddetlenecek. Önceliğiniz enfeksiyonu azaltmak ya da yok etmek. Önerilen adımlar: olası bir aşı için daha fazla uzaylı verisi toplanmalıdır. Gerek ekosistem enfeksiyona karşı koymak için geliştirdiği yöntemler araştırmalıdır. Deniz ejderhası yumurtası. Bu büyük yumurta ortamdan tamamen yalıtılmış ve kimyasal olarak temizlenmiş. İndirilen veriler. Tarama verisi. Işınlanma karantina güvenlik birimi. Bu canlı türü yoğun kalıtsal geliştirme ve kapsamlı mekanik nakil izleri taşıyor. Adamlar kendileri yapmışlar bunu. Enerji ile pille çalışıyor. Sıçrayıcı parçaları. Terminal verisi. Hasar bildirimi. Üst yakınlarında canavar görüldü. Hızla yaklaşıyor. Dış taşıma kablosu büyük darbe aldı. Dış taşıma sistemi dengesini kaybetti. Deniz tabanına çarptık. 7. barınma biriminde gedik algılandı. 314 denek yok edildi. 1 denek kayıp. Hastalıklı bireyler gezegenden ayrılamazlar. İşte bu da senaryomuz. Yavruları alınan deniz kralı gelip bu üssü dağıtarak yavrularını kurtaracağım diye bütün hastalığı gezegene yayıyor. Prokürsorlar da gezegeni karantinaya alıyor. Örnek araştırma verisi. Daha önceden bu üste yaşanmış organizmalar hakkındaki bilgileri barındıran bir katalog. Bir dizi kaydın çevresi yapılmış. Küçük otçul gama. Bu girdi yaygın gözcü balığı ile ilgili görünüyor. Bulaşmaya karşın bir bağışıklık göstermiyor. Çoğunlukla 4 gün içinde ölüm gerçekleşiyor. 42 adlı enzime maruz kaldığında belirtilerde küçük bir azalma gözlenmekte. Canavar embriyosu. 3 hafta içinde ölüyormuş. Büyük etçil teta. Tanımlayamayan su canavarı. Yaratık deniz imparatoru olarak adlandırılmış. Ölüden alınan kemik örnekleri kara bakterisine olan olası bazı bağışıklıkları barındırmakta. 1.4 kilometre derinlikte Yanardağ bölgesinde inşa edilmiş imparator barındırma üssünde incelenmek üzere tek bir örnek yakalanmıştır. İşte bizim gideceğimiz yer orası da. Dip mantarı. Kan asması. Göğüs kafesi örnekleri. Kardeşlerim, şimdi buradan evimize bir çıkış yolu bulmamız lazım. Sizi de içeyim, yiyeyim. Burada bizim başka bir işimiz kalmadı bildiğim kadarıyla. Şöyle gemimize biniyorum. Mayın bitkisi de bayağı uzağımızda kalmış bizim. Nerede olduğumuza dair de en ufak bir fikrim yok. Bu oyun bir bela. Bela, tek kelimeyle bela. Farklı bir yerden çıkış buldum. Bu bulduğum farklı yerdeki çıkış var ya. Ha işte burada da Ghost Leviathan varmış. Sağ olsun. Bana saldırdı. Bana daldı. Bir de onunla uğraştım. Tepe takla attırdı gemimizi. Ama ilginç bir şey oldu. Gemi hasar görmedi. Gemi tepe taklak döndü. Ve hasar görmedi. Garip bir şekilde. Sualtı adaları falan yazan yere yakın çıktık ama bu iyiye işaret. Bu lüksü kutlamak istiyorum. Sessiz modu kesiyorum. Base'ime gideceğim kardeşlerim. Orada hızlıca inşa edip keşfettiğimiz şeyleri bölümümüzü sonlandıracağız. Benzen 3 tane kan yağı diyor. Kan yağı. Bunlar da hayvan gibi yer tutuyor ya. Yap bakalım benzen. 3 tane kan yağından bir benzen mi yapıyorsun? Vallahi sana helal olsun. Bu senin yaptığına soygun denir. Başka bir şey değil. Vallahi bu senin yaptığına... Oo, yapay iplikler yapılıyor artık. Bir saniye. Lif örgü. Ivır zıvırda mıydı lif örgü? Değilmiş. Burada mıydı? Değilmiş. Organikte lif örgü. Bu bizim için önemli. Şundan dolayı eğer yapay iplikleri yapabilirsek kendimize bir de ne yapabiliriz? Güçlendirilmiş dalış giysisi. Elmas çarpı 2. Fiziksel koruma, yüksek sıcaklıkta hayatta kalma. Ya o Reaper bizi ısırdığı zaman cart diye canımızın öyle yarısı gitmezdi o zaman. O zaman canımızın yarısı gitmezdi. Hiçbir yere şey yazmamışım elmas. Vallahi burada varmış. 2 tane varmış ama. Bizim gemide de vardı elmas ya. Keşke gemidekini de alsaydık. Yetiyor mu? Neyse son anda yetti. Güçlendirilmiş dalış giysisi. Ne uzun yaptım bunu. Canım benim, güçlendirilmiş dalış giysisini giy. Yalnız artık böyle çatıştır su üretmeyecek. Öyle bir dezavantajımız olacak. Çatıştır beleşten su üretiyorduk kendimizden. Neyse, yemeklerimizi yeriz. Daha dikkatli kullanırız ekipmanlarımızı. Gel buraya. Hoş bulduk canım. Suban, derinlik. Suban, ahtapot kol. Efsane. Tek kelimeyle efsane. Atla şuradan. Subanımı alayım hemen. Ve ilk denememi yapayım. Bütün sistemler online olsun zaten. Ben böylesini severim. Ne düştüm be. Gel bakayım buraya Suban. Geliştirmelere eriş. Önce sana bir tane derinlik vereyim ben. Sen artık 1300 metreye dalıyorsun. Sonra da sana bir tane kol takayım şöyle. Sana böyle bir kol takayım. Onu da buraya takayım. Oldu mu? Oldu mu Subancım? Aynen öyle oldu. Abi mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. İşte örümcek adam olduk. Bildiğiniz örümcek adam olduk. Bununla işte çıkamadığımız yerlere şöyle hamleler yapacağız. Düşün işte, bu kadarını kendimize çektikten sonra geri kalanını da ateşleyerek devam edeceğiz falan. Efsane oldu, efsane. Tek kelimeyle efsane oldu. Kardeşlerim, tam bir örümcek adam olduktan, istediğimiz her yere zıplaya hoplaya vantuzumuzu atıp gitmeye başladıktan sonra artık videomuzu burada bitirebiliriz. Bir dahaki videomuzda Lost River'a geri dönüp bundan sonraki araştırma yerlerine doğru ilerleyeceğiz. Bundan sonraki araştırma yerlerini bulacağız. Ama bu arada son bir şey daha yapacağım. Bir kardeşimiz dedi radyoları hiç dinlemiyorsun dedi. Biraz da doğru söyledi aslında. Yani hayır, radyoları dinliyorum ama yakın zamanda çok fazla şey yaptığımız için dönüp dinlemeye fırsatımız olmadı. Birkaç tane de mesaj gelmişti. Bakalım onlar nelermiş. Bayağı manalı bir mesaj. Anlamlı bir mesaj yani. Başka bir şey geldi mi o arada? Başka bir şey gelmemiş. Mesaj bu kadarmış. Bence çok derin bir mana içeriyor. Bir dahaki videomuzda kardeşlerim dediğim gibi Lava Castle'a, Lavazan'a doğru yardıracağız. Bakalım sonumuz hayır olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün 2 yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki DeDeliOyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. DeDeliOyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan DeDeliOyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp DeDeliOyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.